Herkese merhabalar. Yemek Bu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri tüm yemeklerde kullanacağınız, sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz bir tarifle geldim. Hadi hemen başlayalım. Tarifime öncelikle bir tane limonun suyunu sıkarak başlıyorum. Ben bu tarifimde 3 tane elma kullanacağım. Ama siz elinizde az ya da daha fazla elma ile de yapabilirsiniz. Yemeklerinizin yanında paketlenmiş sağlıksız içecekler tüketmek yerine bu tarif sizin için çok büyük bir kurtarıcı olacaktır. Mutlaka denemelisiniz. Limon suyunu derin bir kaseye alıyorum. Yaklaşık 3 su bardağı kadar da su ilave ettim. Elmalarımın kabuklarını soymadan içlerini güzelce temizleyerek küçük parçalar halinde bölüyorum. Kış mevsiminde olduğumuz için elimde çok fazla elma vardı. Ve elmalarımı bu şekilde kullanarak değerlendirebilirim. Bu arada kanalıma abone olarak, bildirim zilini açarak yeni tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Eğer beni bu tarifimle tanıdıysanız, size uygun, ağzınızın suyunu akıtacak başka tariflerimin de olduğunu bilmenizi isterim. Bence bir bakın derim. Küp küp şeklinde doğramış olduğum elmaları limonlu suyun içerisinde bekletiyorum. Ve bu şekilde elmaların kararmasını engelleyeceğim. Bütün elmalarımı güzel bir şekilde doğradım. Ben küçük kavanozları tercih ettim. Ama siz isterseniz 1 litrelik büyük kavanozların içine de bu elmaları koyabilirsiniz. Ama tek porsiyonluk olsun istiyorsanız eğer yarım litrelik kavanoz gayet ideal. Kaşık yardımıyla elmalarımı kavanozlarıma koyacağım. Kavanozların içerisine akmış olan limon sularını bu şekilde süzdüreceğim. Çünkü elmalarımın ekşi olmasını istemiyorum. Kavanozlarım hazır. İçerisine çubuk tarçından birer parça ekliyorum. Eğer siz tarçının tadını sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Yarım kiloluk kavanoz için yaklaşık dolu dolu bir yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Ve üzerine geçecek kadar normal içme suyu ekliyorum. Tarifim hakkında merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi videomun altına yorum olarak yazarsanız sizinle iletişim halinde olabilirim. Şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum ve herkese teşekkür ediyorum. Hava kabarcığını engellemek amacıyla kavanozlarımı bu şekilde biraz dibe doğru vuruyorum. Güzelce elmalarımın her tarafının suyla olmasına dikkat edelim. Kavanoz kapaklarımı da güzelce kapatalım. Kapağı kapatmadan önce ters bir şekilde iki kere çevirdikten sonra sıkma işlemini yapalım. Ve böylece kapak daha güzel yerine oturuyor ve daha güzel sıkı sıkı kapanıyor. Kavanoz kapaklarını sıkıca kapattığımızdan emin olalım. Ben kuru bez yardımıyla da güzelce sıktırdım. Ve konservem hazır. Dibine çökmüş olan şekerimi de bu şekilde sallayarak, ters düz yaparak bütün elmaları dağılmasını sağlayalım. Ben pişirme süresini azaltmak için düdüklü tencereyi tercih ettim. Ama eğer sizin vaktiniz varsa normal tencerede de kullanabilirsiniz. Düdüklü tenceremin altına bir tane bez yaydım. Ve bu şekilde kavanozlarımın kırılmasını engelleyeceğim. Kavanozların birbirine sürtmesini engelleyeceğim. Bezi de aralarına bu şekilde videoda gösterdiğim gibi sıkıştırıyorsunuz. Ve ortalama yarıya kadar gelecek şekilde su ekliyorum. Ağzına kadar doldurmama gerek yok.
düdüklü tencere kullanmayacaksınız eğer, normal bir tencerede de yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar kaynattıktan sonra kavanozlama işleminiz hazır olacaktır. Ama ben bu şekilde önce harlı ateşte düdüğü öttükten sonra kısık ateşte 10 dakika beklettikten sonra kavanozlama işlemim hızlı bir şekilde hazır oldu. Size hemen içinde göstermek istiyorum. Bu aşamada lütfen çok dikkat edin. Kesinlikle yanmanızı istemiyorum. Tencereden çıkardıktan sonra kavanozlarımı ters bir şekilde soğuyana kadar bekleteceğim. Konserveleme işlemi sayesinde uzun süre kullanabileceğiniz yemeklerin baş tacı olan hoşafımız hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, takipte kalın.